Migren. Dönüp dolaşıp konuşuyoruz ama en önemli sorunlarımızdan bir tanesidir evet, baş ağrı. Migren. Neden migren? Çünkü ne kadar insan migrenden muzdarip, takriben her 10 kişiden bir kişi. Evet. Bayanlarda daha çok. %16 bayanlara daha çok sık gözükür. Erkeklerde %6, bayanlarda %16. Ortalama her 10 kişiden bir kişide migren problemi var. Evet hocam, maalesef. Migren işte bizde maşallah mutfağımız ağır. Yani ağır yemekler yedikten sonra bir de misafir gelirse ne oluyor? Çaydı, kahvedi, tatlıydı, meyveydi, arkasından çerezdi vesaire. Ye babam ye, ye babam ye. Bitmiyor bizde yani. Almanya'da öyle misafirle gitseniz öyle bir şey yok. Bizim Türkler hocam geldikleri zaman tıka basa yedirilir. Önünden hiçbir şey esirgenmez. Bir de gönderirler ondan sonra. İyi de bu da mide yani. Bu da bağırsak. Nereye gidiyor? Değirmen yok ki orada durmadan ölsün. Değirmen mi var burada? Kesinlikle hocam. Ye babam ye, ye babam ye. Yemesen küseriz. İnsanoğlu çok farklı bir yapıya İnsanlara sahip zaten. Da, yani et de yiyoruz, ot da yiyoruz, her şeyi yiyoruz. Elhamdülillah. Yedire yedire vatandaş ne oluyor? Metabolizma bozuluyor. Metabolizma bozuluyor. Şimdi migren iki sebebi var. Bir, beyinde 100 milyara yakın nöron var. Sinir hücresi. Beyinde ve sinir sisteminde. Bunlar aynı bilgisayar programı gibi, nasıl ki bilgisayarın başına oturuyorsunuz, binlerce mail atıyorsunuz, reklam, hedef ulaşsın reklam yapmak için veya işinize dostunuza. Beynimizdeki hücreler de nörotransmitter denen hormonsu madde atıyor diğer sinir hücrelerine veya bünyedeki diğer hücrelere. Saniyede milyonlarca nörotransmitter gönderiyor. İşte kaşını kırp, gözünü kırp, şunu söyle, bunu söyle, kasları, kalbi çalıştır, mideyi çalıştır, emir veriyor. Sürekli nörotransmitter gidiyor vücut beyinden. İşte beyin kökündeki bu çok yoğunluk, aşırı yoğunluk, serotonin hormonunun salgılanmasında dengesizliklere sebep oluyor. Evet hocam. Ve burada dengesizlikler iltihaplanmaya sebep olur. Sinir kökünde sinirler ve damarlarda iltihaplanma olur. Bu da migreni tetikler. Yani aşırı yoğunluktan dolayı. Yani bu elektrik neyin benzer? Kutusuna benzer. Aşırı yoğunluk olursa ne olur? Hı hı. Şalter atar. Aynı bunun gibi. Evet hocam. Zorluyoruz. Bir diğer sebepse bağırsaklara yoğun miktarda faydalı bakteri var. Ama bunlar yanlış beslenmeyle azalır da yerine mantar çoğalırsa mantarlar toksik madde üretir. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Neyle artacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Bu üç vitamin sinirler için çok çok önemli. Yani sinirleri besleyen vitaminler. Bunlara sinir vitaminler de denir. B vitaminlerine sinir vitamini de denir. Bu vitaminlerin azalması sinir sisteminin zayıflaması demek. Bu da baş ağrısı, migrene sebep olur. Bunun sebebi neden azalıyor? Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı azalıyor. Evet. Mantarı yok ederseniz olay biter. Hı hı. Ha, bunun için ne yapmak gerekir? Rahatsızlığın sebebini bilebilirsek, neden kaynaklanıyor, niçin kaynaklanıyor? Düşük tansiyon sebep olabilir. Beyine yeterince kan akışı olmaması, beyindeki hücrelerin beslenememesi olabilir. Eğer ki yeterince kan akışı yoksa, beslenemiyorsa hücreler dokular, ginkgo gerekir. Düşük tansiyonsa biberiye gerekir. Yüksek tansiyonsa alıç forte. Yani rahatsızlığı sebebini... Peki strese bağlı sıkıntıdan dolayı migren meydana geliyorsa? O zaman sarı kan tonun gerekir. Rahatsızlığın sebebini bilebilirsek tedavisi mümkündür. Problem değil. Migren, evet, en ağır migren, 30 yıldır, 40 yıldır migren rahatsızlığı olan hastaları biz hamdolsun çok kısa sürede iyileştirdik. Peki hocam, bu kullandığımız doğal bitkileri hamilelik esnasında da kullanabiliyor muyuz? Tamam. Ya. Şimdi şöyle, kullanılabilecek olanlar var, kullanılmayacak olanlar var. Değişik. Her, yani aslında burada benim bu bahsetmiş olduğum şifalı bitkiler, mesela söğüt, nane, bunların hiçbir yan etkisi yok. Evet. Veyahut da ginkgo, ginseng, sarı kantaron, bunlar hamileler, küçük çocuklar, herkes kullanabilir. Hani tabii hamileliğin daha farklı bir dönem olduğu için orada da riske etmemesi lazım hamileliği hastaların.
Bu nedenle çok fazla kullanılmayı önermiyorsunuz herhalde. Migreni varsa ne yapacak? Mesela düşük tansiyonu varsa zaten yani zaten kimyasal olması önlüyor. Daha tehlikeli. Evet. Migren varsa ben biraz önce ne dedim? Aspirinin yan tesirleri üzerine bir şeyler söyledim. Bir de kanamasına sebep olur. Kulak çınlamasına sebep olabilir. Evet. Ve kulak çınlamasında hiçbir şey yok hocam. Böbreklere zarar verebilir. Bu klinik araştırması Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalar üzerinde yapılmış. Aspirinin yan tesirleri. Söğüt de aynı şekilde etki yapıyor. Söğüt kabuğu da aspirin gibi ağrıları dindirici, ateşi düşürücü, iltihapları önleyici, romatizmeye karşı etkili, kireçlemeye karşı etkili, yani kemiklerin yıpranmasını önleyici, dokuyu güçlendirici. Fakat aspirin gibi yan etkisi yok. Evet hocam. O zaman tekrardan hatırlatalım hocam migrende kullanmaları gereken migren için farklı tabii ki. Mesela nane ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Nanenin eterik yağı basit rahatsızlıklarda tabii migrene şaka sürülürse hemen geçir. İlerlemişse naneden biz özel formül geliştirdik. Kara haliyle forte. Bunu kullandığı zaman bağırsakları temizler, migreni ortadan kaldırır. Eğer düşük tansiyondan kaynaklanıyorsa biberiye forte kullanması gerekir. Her rahatsızlığa göre uygun formüller geliştirdik. Bilmemiz gerekir ki ona göre ne kullanacağını söyleyelim. Bilmeden söylemek olmaz. Hastanın rahatsızlığını tetikleyen sebep, faktör her hastada farklıdır.